Merhaba arkadaşlar. Şu anda size Master 3'ün direksiyonu kilitlemiş. Direksiyonu kilitlenmiş bir aracın direksiyonu nasıl açılır onu göstereceğim. Tekeri göster. Arkadaş direksiyonu tam sağ yapmış ve istop etmiş. Direksiyonu tam sağ tam sol yaptığınız zaman aracın direksiyonu kilitlenirse çok zor açılır arkadaşlar. Genellikle direksiyonu tamamen tekerleri düz vaziyette bırakacaksınız. Ondan sonra istop edeceksiniz. Ne olursa olsun, yok kaldırıma dayadım, yok şuraya yatırdım, yan yattım, çamura battım, yok. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi aracın direksiyonu kilitlenmiş arkadaşlar. Aracın şoförü az önce uğraştı, açamadı. Şimdi araba tam sağ olduğu için arkadaşlar, bunu sol tarafa yaparsan açılmaz. Sağ tarafa zorlayaraktan direksiyonun kontağını hafif çeviriyoruz ve açılıyor arkadaşlar. Yani direksiyon eğer tam sağsa sağa doğru çevirerek kontağı açıyorsun. Eğer direksiyon solsa açıyorum. Şu anda direksiyon sol değil mi? Evet. Bana göster. Direksiyon şu anda sol. Kontak açılmıyorsa eğer sola doğru zorlayaraktan kontağı çevireceksiniz ki kontak açılacak arkadaşlar. Birçok müşterilerimiz böyle tam sağ ya da tam sol vaziyette direksiyonu kilitlenmiş ama açamıyorum, ne olur lütfen gel diyor. Yol işçiliği karşılığında gidiyoruz. Yani istemeden de olsa para almak zorunda kalıyoruz ama ben o parayı istemiyorum arkadaşlar. Direksiyonu tam sağ ya da tam sol bir vaziyette hiçbir zaman park halinde bırakmayın arkadaşlar. Bir müddet sonra direksiyon kendini kilitlemeye alıyor ve bir daha açmıyor. Ancak bilinçli insanlar açabiliyor. Onun için devamlı direksiyonunuz düz vaziyette dursun, yolunuz da açık olsun arkadaşlar.